Merhabalar, biliyorsunuz Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı geçenlerde. OECD ülkelerinin en az üçte biri kadar bir hemşire ihtiyacımız var, almamız gerekiyor şeklinde yorumlandı genelde. Bununla ilgili ben de bir video hazırlayayım istedim. Heyecanınız var biliyorum. İşte alım olur mu, olmaz mı? Acaba bu bir alım haberi gibi bir duyuru niteliğinde bir şey mi diye düşündünüz. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani bu yıl içerisinde işte Kasım veya Aralık alımı falan olacağı düşünülürse eğer bunun haberi çok öncesinden belirtilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ama tabii olabilir mi? Olabilir. Ona bir şey söyleyemem ama benim yine düşüncem yine Mart Nisan aylarında olma ihtimali var diye düşünüyorum. 2025 Mart Nisan aylarında olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Belki bir ihtimal Ocak aylarında da Şubat aylarında da bir hazırlık yapılabilir. Yani bu açıklama şunu gösteriyor. Yani bununla ilgili bir analiz yapayım istedim. Hem ebeler olsun, hem orta öğretim hemşireler, hem de lisans hemşirelerle ilgili konuşacağım. Şimdi şunu düşünmeyin. Yani bir lisans hemşire alınıyorsa ya da hemşire alınıyorsa bunun akabinde işte paramedik ihtiyacı da var. Tekniker ihtiyacı da var, laborant ihtiyacı da vardır. Hani bunu unutmayın. Bir meslek sadece çok fazla alım yapılıyorsa diğer meslekten de mutlaka alım yapılır. Oranlar zaten bellidir. Orana göre aslında bu olay devam eder. TDS'ler yani tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümüyle ilgili de biliyorsunuz iki defa bir yüksek alım olmuştu. Bunun sebebi doktorların işte sekreterlere ihtiyaç olduğunu defalarca kez söylemesinden dolayı böyle bir yüksek alım oldu. O alımın ben tekrar olabileceğini düşünmüyorum bu arada. Çünkü alım oldu, bitti. Eskisi gibi az alım olmaz ama o dönemki kadar da çok alım olmaz. Bunlarla ilgili yine hazırlamaya çalışacağım video ama gerçekten inanın çok zor. Yani işte bundan işte 4 yıl önceye kadar ne kadar alım almış, nasıl yapılmış, yani şu kaç kapatmış bunları öğrenmek kolay olmuyor. Çalışmak lazım, araştırmak lazım. Neyse lisans hemşirelikle ilgili birazcık konuşayım. Hatta orta öğretimden başlayayım. Orta öğretim hemşire arkadaşlarımız için bence şanslı bir zaman dilimi. Neden? 2017'den sonra biliyorsunuz ki orta öğretim hemşire mezuniyeti artık verilmiyor. Bu nasıl bir mezuniyet oluşuyor? Yani meslek liselerinde okuyan arkadaşlarımız hemşire yardımcısı olarak mezun olmuş oluyorlar. Ve hemşire yardımcısı mezun oldukları için de artık havuzda biriken o orta öğretim hemşire sayısı gittikçe azalıyor. Tabii ki de alım sayısı aynı derecede devam ederse bu daha hızlı erimiş olacak. Yine de nispeten ben iyi alındığını düşünüyorum. Ve bundan sonraki işte orta öğretim hemşireler için söylüyorum. İşte 79 puana kadar düşmüştü biliyorsunuz ki son alımda. İlk defa bu kadar düşük kapattığını hatırlıyorum. Belki daha önceden de 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sanırım birazcık düşük kapatmış olabilir. Bunu bir avantaj olarak görün bence. Havuzda biriken hemşire sayısı az. Aynı alım sayısıyla devam ederse ki ihtiyaç çok, bunu analizinde söyleyeceğim birazdan. İşte Türkiye'de şu an aktif olarak kaç tane hemşire var? Ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun söylediği işte sayılar kaç, aslında kaça ne kadar ihtiyaçları olduğunu ifade etmiş olacağım. Ki göreceksiniz ki o zaman evet gerçekten hemşire sayısı çok az diyeceksiniz. Şimdi Türkiye'de herkes o ne kadar hemşire alınıyor, acayip hemşire alınıyor, çok hemşireler var, bu hemşireler ne yapıyor falan. Kendi meslektaşlarımız bile hani düşünüyor gerçekten çok alım yapıldı falan. Halbuki öyle bir durum yok. Hemşire açığı gerçekten nüfusa oranla çok düşük. OECD ülkeleri arasında en düşük ülkelerden bir tanesi diyebiliriz. Hatta 36. sırada. Şimdi orta öğretim hemşire arkadaşlarımızın bence hiç üzülmesine gerek yok. Bu bir, yine sınava çalışacaksınız. Güzel bir puan alacaksınız. Atamayı bekleyeceksiniz. Bu ne olur? 1500 alır, 2000 alır. İlk, yani 3 alımdan bahsediyorum. Yani 6000, 7000, 8000 civarına kadar çıkma ihtimali var. Ama ne olur? 15000 alır mı? Hayır. Alacağını ben pek zannetmiyorum. Genelde lisans ağırlıklı alım yapılacağı zaten belli. Bunu bir kere belirtelim. Hiç üzülmenize dediğim gibi gerek yok. Yani bunun puanlamasından ziyade sapmalarla beraber atıyorum 5000 alınıyorsa sapma ne kadar olur? 7000 olabilir, 8000 olabilir. Bu civarlara kadar gelebilir. Bunu belirtelim. Onun dışında ebelerle ilgili konuşacak olursak, ebelerle de keza aynı şekilde yaklaşık 5000 tane alım olduğunu hatırlıyorum ben. Bundan önceki alımda.
Yine böyle 6.000, 7.000 civarlarında olma ihtimali var. Neden? Çünkü ebelerle ilgili şunu gördüm ben son zamanlarda. Bir görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili bir iyileştirilme yapıldı. Hatta daha fazla yetki verildiği gibi bir durum oluştu. Biliyorsunuz ki geçmiş zamanlarda. Ve bununla ilgili olarak da ebelere daha fazla ihtiyaç olduğunu ki keza işte dün mü dün önceki gün bir video yayınlamıştım. Orada da zaten normal doğuma teşvik anlamında Memişoğlu bunu destekliyor. Bu da ne demek? Ebelere daha çok ihtiyaç var demek. Sezaryen'de ebe yok mu? Evet, sezaryen'de de ebe var ama normal doğumda daha fazla aktif rol alıyor diye biliyorum ben. Bu da ebelerin sayısını, alım sayılarını artıracağı yönünde ifadeler diyebiliriz. Bu arada biz yani bu dünyada ebe ve hemşire yani hemşire sayısını hesaplarken ya da bunları yani bu OECD ülkelerinin altında kalıyoruz ya. Bunu ebeler de dahil arkadaşlar. Yani onlar hemşirelermiş, hemşireymiş gibi dahil edilerek sayılara bu şekilde hesaplamalar yapılıyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Yani hemşire sayısı artınca otomatikman da ebe sayısı da artmış olacak. O arkadaşlarımız da endişelenmelerine gerek yok. Yine alım sayıları gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Keşke ekonomi çok güzel olsaydı çok daha yüksek alımlar olurdu diye düşünüyorum. Ama bu olmayacağı anlamına gelmesin. Ben yine alımların iyi olacağını tahmin ediyorum ve düşünüyorum. Bu son açıklamalardan sonra karamsar değilim. Ve şöyle düşünelim. Şimdi lisans hemşirelerle ilgili konuşacak olursak. Biliyorsunuz ki ülkemizde en fazla lisans hemşire var. Yani lisans hemşire sayısı şu an birçok meslekte ya sağlık alanında çalışan meslek dallarında yani mesleklerden daha fazla nüfusa sahip diyebiliriz. OECD ülkelerinde 100 bin tane kişiye, 100 bin hastaya düşen hemşire sayısı diye bir belirleme var. Yani bunu genelde böyle bu şekilde belirliyorlar hesap yaparken. Yani bu ne demiş? 100 bin kişiye düşen hemşire sayısı ve ebe sayısı uluslararası karşılaştırması diye bir grafik var. Bu Sağlık Bakanlığı'nın işte Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bir tablo diyelim. Türkiye'de 356 kişi varmış. Yani 356 tane hemşire ya da ebe 100 bin tane hastaya düşen sayı. Finlandiya var. En yüksek sayıya sahip 1934 tane ebe ya da hemşire 100 bin kişiye düşen sayısı. OECD ülkesine yani ortalamasına baktığımızda 1002. Yani 1000 diyelim ona. Biz yani ne kadar uzayız ya ki görün yani. 356 nereden? Hadi 350 diyelim. Arada ciddi bir 650 kişilik bir fark var. Yani şu anki halihazırdaki hemşire ve ebe sayısını iki katına çıkarsak bile biz ortalamanın altında kalıyoruz. Yani Memişoğlu OECD ülkelerinin ortalamasından bahsetti ya. Üçte biri kadar alsak. Yani binin üçte biri kadar 333 tane atıyorum. Hemşire sayısına ulaşabilmemiz için biz şu an halihazırda olan hemşire sayılarımızı ki bunlar da 170 bine tekabül ediyor. Özel, üniversite ve devlet hastanesini tamamladığımız zaman. Pardon. Tekrar bir bakayım. Pardon. 243 bin kişi. Yani 243 bin, 244 bin diyelim. 244 bin hemşire sayımız var. Bunda orta öğretim de var, lisans da var. Özelde çalışanlar da var, üniversitede çalışanlar da var. Bu 2020 bir verisi arkadaşlar. Hatta 2000 bakalım 2022 verisi. O dönemden bu döneme olan alım sayısıyla hadi 30 bin diyelim. Çok iyi bir ihtimalden bahsediyorsun. 30 bin. Hadi 270 bin tane ebe ve hemşire olduğunu varsayalım. Bu ebe hemşire işte orta öğretimde dahil bu sayının düşünün ki iki katına çıkması lazım ki biz OECD yani Memişoğlu'nun söylediği sayıya ulaşalım. Yani OECD ülkelerinin o yine altına kalıyoruz hemşire sayısı olarak, hemşire sayısı olarak. Yine yetmiyor. Yani siz zannediyorsunuz ki çok büyük alımlar yapılıyor şöyle falan. Aslında hiç de öyle bir durum yok. Yani yetemiyoruz. Biz insanüstü performansla çalışıyoruz. Yani bugün Almanya'ya baktığımız zaman yaklaşık olarak nüfusuna oranla yaklaşık olarak 1 milyona yakın ebe ya da hemşire var. Toplamı ebe ve hemşire var. Düşünün. Amerika'ya baktığımızda en son baktığım verilerde 3 milyon 170 bin hemşire sayısı var. Kayıtlı hemşireden bahsediyoruz. Bu ebeleri de dahil ettiğimiz zaman 4 milyona yakın bir hemşire sayısı var. Amerika'nın nüfusu kaç? 333 milyona yakın bir geçkin bir nüfusu var.
Almanya'nın nüfusuna baktığımız zaman 83 milyon bir nüfusu var. Yani hemen hemen Türkiye ile çok benzer bir nüfus yapısı. Tabii onlarda daha fazla yaşlı var gerçi ama. Yani şunu demeye çalışıyorum. Almanya'daki işte ebe hemşire sayısı 1 milyona yakınken bizim toplasan yani hepsini topladığımız zaman ebe ve hemşireleri 60 bin oradan 240 bin de oradan dersek 300 bin. Hadi 30 bin de öyle alındı 330 bin. Arada çok ciddi bir fark var. Bu da dediğim gibi aslında yetersiz bir bakım, yetersiz bir kaliteyi gösterir. Yani şimdi bu açının kapanabilmesi için yani aşağı yukarı şu an 170 bin tane hemşire olduğunu varsayarsak devlet hastanesi pardon tekrar bakalım. Evet devlet hastanesi yani sağlık hastanesi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde 170 bin tane hemşire sayısı var ortalama. 170 bin ile 180 bin arasında değişiyor. Bu şunu gösteriyor. Aslında yatak sayısı da buna benzer bir sayı. Bu şunu gösteriyor. Yani şu an Sağlık Bakanlığı'nın söylediğine göre diyorum ben varsayım olarak 170 bin tane daha hemşire alması lazım. Yani orta öğretim hemşiresinden tut işte yani normal hemşire, lisans hemşire ki bu da orta öğretim hemşirelerinin ne kadar çok alınacağını gösteriyor aslında. Çünkü belli yine doğru anlama yapmış olsan halihazırda bekleyen hemşirelerin hepsini almış olur diye düşünüyorum. Artı şimdi bekleyen kaç tane hemşire vardır Türkiye'de aşağı yukarı boşta kalan hemşire sayısı taş çatlasın. Yani 50 bin tane falan belki vardır diye düşünüyorum. İşte böyle farklı meslekler yapan onlar bunlar derken 50 bin 60 bin civarında hemşire vardır. Yani bütün hemşireleri alıp işe koysanız hatta ve hatta mezun olacak hemşireleri de almış olsak misal diyorum. Yine de açık kapanmıyor arkadaşlar. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Hep böyle iyimser tabloyla düşünürüz ya. Ya işte ya hükümet çok güzel alım yapıyor ya. Nankör herifler falan. Evet geçmişte alımlar çok azdı. Şu anki alımlara baktığımızda %175 alım artışı olmuş. Ama ciddi anlamda bu yetersiz. Neden biliyor musun? Çünkü ülke dünya gelişiyor. Nüfus artıyor. Bununla beraber hemşire sayısı aynı hızda artmıyor. Bize hep çok hızlı artıyormuş gibi geliyor. Evet iyi bir alım. Buna bir şey diyemiyorum. Ama bu sayılar çok yetersiz. Hani bunu da bilin. Hani siz çalıştığınız zaman işte hastanelerde arkadaşlarımız söylüyor ya yetersiz yetersiz gerçekten eleman yetmiyor. Şöyle oluyor böyle oluyor. Evet ciddi anlamda yetersiz bir hemşire sayısına sahibiz. Bunu belirtelim. Onun dışında başka söyleyeceğim. Yani bu Memişoğlu'nun açıklaması evet hemşireye ebeye işte anestezi teknikeri, laborant olsun her şeye ihtiyaç olduğunu gösterir. Bunun için tabii ki de en önemli nokta kriter para. Eğer ödenek yoksa bu alımlar olmaz. Ödenek ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Ve sağlığa yapılan adımlar diğer yapılan adımlara göre gerçekten daha fazla olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Yetmez. Bugüne kadar 24 tane şehir hastanesi açılmış. Bundan sonra da 12 tane şehir hastanesi açılması planlanıyor. Bunu da dediğimiz gibi yatak sayısını aslında hesaplamıştık. 15 bine yakın tekabül eden bir yatak sayısına sahip. Yani şu an halihazırda çok ciddi bir kapanma olmazsa, diğer devlet hastaneleri kapanıp oraya geçmezlerse aşağı yukarı 15 bin tane acil bir alım olması lazım ki bu 2 yıl içerisinde. Ben de ne demiştim? 20 bin tane kesin alım olur diye düşünüyorum. Tahminim bu yönde. Ama Memişoğlu'nun açıklamasından sonra benim tahminim 25-26 bin belki 30 bine kadar yakın bir alım olabilir. Çünkü Memişoğlu yeni bir bakan. Onun taktiği tarzı nasıl bilemem. Bu anlamda bütün sınavlar sonuçları açıklandıktan sonra işte orta öğretim, ön lisans, lisanslar açıklandı zaten. Her şey hazır olduktan sonra belki bir yılın sonuna doğru bir alım olabilir. Ama ben şu an Eylül'deyiz, Eylül'ün sonundayız, Ekim diyelim. Hani Ekim'de en azından hani şu aralar duyurması lazım ki işte bir alım yapmayı planlıyoruz şeklinde söylese. İşte Kasım Aralık gibi ilana çıkılmış olsa. Hani Ocak, Şubat, Mart gibi istihdam edilseler. Yani bu tip durumlar önceden belli olması gerekiyor aslında. Ben bu sebepten dolayı hani 2025'e sarkar işte Ocak, Şubat, Mart. Ben yine Mart diye düşünüyorum. Umarım erken olur. İnşallah sizler de sıkılmamış olursunuz.
Ve şunu da söyleyeyim. Sahaya yeni atanacak olan arkadaşlarımız gerçekten tecrübesiz. Bilgi ve birikimleri çok az. Yeni gelen arkadaşlar bunu işte mobbing görüyorlar, ne bileyim farklı farklı şeyler olabiliyorlar, yetersiz hissediyorlar ki yetersiz olduklarını ben de farkındayım. Tecrübeli arkadaşlarımız onlara eğitirken ya da onlara bilgi verirken gerçekten çok sıkılabiliyorlar. Ya da eski tarz hemşireler dediğimiz, bu insanların belli kalıplaşmış yapıları var. Yeni nesil hemşireler dediğimiz arkadaşlarımızın da bazı işte kaprisli durumları mı diyelim. İki taraflı düşünmekle fayda var. Yani bunu fark ediyoruz ve görüyoruz. Bu sebeple gerçekten şunu ben gördüm sahada. Daha az eğitimli, daha az bilinçli hemşireler geliyor. Yani daha kalitesiz hemşirelere sahip oluyoruz. Maalesef böyle. Benim gözlemlerim böyle. Ve sizin bana gönderdiğiniz yorumlara dayanaraktan bunu söylüyorum. İşte eskiden hemşireler şöyleydi, böyle. Tamam, bu yapılar da çok doğru bir ifade değil. Çok doğru bir anlatım değil. Ama şu an mezun olmuş hemşirelerimizin de işte hastanelere gidip çalışmaları, kendilerini verimli hissetmeleri gerçekten uzun zaman alıyor ve her hemşire gerçekten o iyi kaliteye sahip değil. Bunu görmüş oluyoruz. Ama şunu unutmayın. Gerçekten o sahaya gelen hemşirelerin sayısı arttıkça o işte mesai sayılarının, saatlerinin birazcık azaldığını görüyoruz. Bu her yerde tabii ki aynı durum değil. Ama genel olarak onların yükünü azaltmış oluyorsunuz. Bunu söyleyelim. Başka ifade edeceğim ne var diye düşünüyorum da şöyle. Yani endişe etmeyin. Çok güzel bir haber bence bu konuşma. Sağlık Bakanlığı da bunun farkında, hemşire eksikliğinin farkında. Buna yönelik. Bu tabii bir şey de olabilir. Nasıl diyeyim size? Yani böyle bir gazınızı alma gibi bir durumda olabilir. Yani evet eksikliğimiz var. İşte iyi hemşire. Bir de iyi hemşire ibaresine değinmek istiyorum. İyi hemşire KPSS ile belirlenmeyeceğini kendisi gerçekten daha iyi biliyordur bence. KPSS kaldırılmalı. Bunun yerine gerçekten hemşirelik bilgi, becerilerinizi ölçecek bir sınavın getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. NCLEX gibi. Yani gelişmiş ülkeler nasıl bunu yapıyorsa Türkiye'de aslında bunu yapabilir diye düşünüyorum. Özellikle hemşirelere yönelik, ebelere yönelik de olabilir. Çünkü neden? Hemşirenin sayısı zaten fazla. Yani bu sınavı yaptığımız zaman zarara girmeyiz. Ne olur 2 yılda bir yaparsınız. Misal. Yine yapın. Hemşirelik bilgi ve becerilerinize dayanan işte teorik bilgi daha çok diyelim. Çünkü yani pratik bilgiyi ölçme gerçekten zor olabilir. Teorik bilginizi ölçebilecek bir NCLEX tarzı bir sınavın olması gerektiğini düşünüyorum. Ki o zaman iyi hemşireyi ayırt edebiliriz. Tarih, coğrafya, matematik, Türkçe çözen arkadaş iyi bir hemşire olmayabilir. Ki bunu zaten sahada görüyoruz. Bu anlamda çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. İnsanlar hakkına girdiğini düşünüyorum aynı zamanda. Yani KPSS'den 85 alıp atan arkadaşımızla 70 alıp gerçekten okul döneminde dersleri iyi olan, ilgiyle alakalı olan gerçekten bu mesleği seven arkadaşımızı ayırt etmek yani çok adaletli bir durum olmuyor maalesef. Böyle bir durum var. Çünkü siz atıyorum işte 3. sınıftasınız, 4'e geçeceksiniz. Bir yandan işte KPSS'ye çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Sizi sistem buna itiyor maalesef. O zaman ne oluyor? Derslerinizden geri kalmıyor. İşte ders çok önemli değilmiş gibi yapıp orada gerçekten öğreneceğiniz değerli bilgileri göz ardı edip KPSS'ye ağırlık verdiğinizde de işler gerçekten kötü oluyor bence. Çünkü atandığınız zaman bunu anlıyorsunuz. Ben şuna kesinlikle katılmıyorum. Bir hemşire mezun olduğu zaman çok donanımlı bir şekilde mezun olmuyor. Evet, bunun farkındayım. İşte yaptığın staj, kişiliğin, aldığın eğitim, hocaların kalitesi her şey etkiler. Ama %100 full performans, full donanımlı bir şekilde mezun olmuyorsunuz. Yani bu kendimde de gördüm. Diğer arkadaşları da görüyorum. Yani bu çok şey değil. Hani kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bunun neticesinde kendinizi gidip de özelleri atmanızı yine tavsiye etmem. İşte ben tecrübeyim. Evet, özelde çalışabilir misin? Çalışabilirsin. Ben bir şey demiyorum. Ama pek tavsiye etmem. Çünkü insan psikolojisiniz gerçekten hani darma duman olabilirsiniz yani. O gördüğünüz manzara karşısında. Mesleğe başlamadan soğuyabilirsiniz. Buna dikkat edin. Benim size genel olarak tavsiyelerim bu. Umarım açıklayıcı olmuştur.
Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi puanlar kaça düşer diye soru soracaksınız diye. Hemen yine burada ekleyeyim sonda. Şöyle bir şey. Yani nasıl 23 bin alım olduğunda, 23-24 bin alım olduğunda 32 bine kadar gerilediğini gördük biz alım sayılarının. Bunu bu şekilde oranlayabilirsiniz. Yani 24 binde ne yapıyor? 6 bin oradan 7, 8, 8,5 bin. 8,5 bin sarkma olmuş oldu. Yani 30 binlik bir alım olursa da bunu da 10 binlik bir sarkmayla 40 bine kadar gelme ihtimali de var. Ben hani bazı dönemler işte şöyle olur, böyle olur diye söylüyoruz ama neden? Bu hep değişen bir durum. Hani borsa gibi düşünün, dolar gibi düşünün. Neyin ne olacağını biz bilemiyoruz. Ekonomik kriz gerçekten hani derin, ciddi anlamda yani durma noktası. Türkiye büyümüyor artık, eksi büyümeleri var. Bu da ciddi anlamda tabii alımları etkiler. Yani atıyorum Sağlık Bakanlığı belki planlamasında 40 bin tane bir şey alacaktır. Bu zaman işte atıyorum 30 bin alacak ya da 25 bin alacaktır. Ama dediğim gibi 30, 20 binin altına ben düşeceğine kesinlikle inanmıyorum. Hatta çok daha iyi alımlarda olabilir. 30 bin olursa 40 bine kadar da kişinin atanma ihtimali çok kuvvetli muhtemel diyorum. Hani bunu lütfen şey yapmayın. Yani umutsuzluğa kapılmayın. Yani puanın gerçekten kötü olabilir. Sıralama işte 38 bin, 39 binler olabilir. Bu puanların da atanma ihtimali de vardır. Her zaman bunu söylüyoruz ama belli bir süreden sonra da alımları gördükten sonra işte atıyorum ilk alım genelde 5.000 oluyor dedik ya. İlk alımda atıyorum lisans hemşire 8 bin alırsa ya da 10 bin alırsa bu ne demek biliyor musun? Çok büyük bir alım olacağı anlamına gelir. Yani ilk alımları aslında bizim için çok daha önemli ve değerli diyebiliriz. İki alım mı olur, üç alım mı olur? Bunu bilemeyiz. Genelde son 2020 puanı ve 2022 puanıyla da 3-3 alım yapılmış. Yani üçlü alım yapılmış. Bu puanlarla da üçlü alım yapılabilir. Çünkü Sağlık Bakanlığı da değişti bu arada. Bilemeyiz onun tarzı nasıl olur. Nasıl bir istihdam politikası belirler. Biz sadece haberi bekleyeceğiz. Dediğim gibi süreç böyle. Alımları ne zaman işte öğreniriz, nasıl öğreniriz? Genelde Sağlık Bakanlığı bunu çıtlatır. Yani işte böyle bir alım yapmayı planlıyoruz. Hazırlığımız var, devam ediyor şeklinde. İşte ÖSYM'ye şeyleri gönderdik. İşte önce sayılar belirlenir, sonra ÖSYM'ye gönderilir. ÖSYM kadroları belirlendikten sonra liste yayınlanır. Siz de ÖSYM üzerinden de başvurunuzu yaparsınız. Bir hafta sürer. Sonuçlar açıklanır yaklaşık bir ay içerisinde. Sonrasında zimmete düşmeyi beklersiniz. İşte güvenlik soruşturması, zimmet arşiv soruşturması ve zimmete düşmeyi beklersiniz. Zimmete düştükten sonra evrak testinde de o bu şu derken işe başlamanız gerçekleşmiş olur. Bu süreçte tabii 2-3 ay falan sürebiliyor bazen. Bazen daha kısa sürebiliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha fazla içerik için yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone değilsen dostum lütfen abone ol. Bak seni görüyorum. Şu an abone olmadan izliyorsun. Ve canımı çok sıkıyorsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.